Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala okuyurken kitabımızdan bizlere manfaat versin. Bu kişi şimdi tasavvuf istilahlarını beyan kılaman deyip etkiler. İstilahlarını bir çekeden beyan kılabilirler. İtibar kısık. Birinci Kabız bast bilen başlaba, müns haybet, fena baka, sahu, uygaklik, hoşyarlik, sukır, mastlik, ötken sefer ötkenimize. Etkiler, zavuk ve şurb ve ri neham ettiler. Şimdi mahu isbat, yani istilahlar diye geldiler. Bu hali kitabını hali mağzı yakilgenimiz yok. Sizlerce beni hazır hayran bulmasını için ayet koyarım ben. Hali kitabının asasi sulub diye koyarız, yani asasi mevzusuyla umurtkasiga yetib kelganimiz yo'q. Bu so'zlarni aytishdan murod amaliy jihatga hali o'tilgani yo'q, faqat istilohlarni tushunib olish. Tasavvuf ahlining kitoblarida ko'rsangiz shu so'zlarni qanday tushunasiz? Shuni bayon qilib qo'yish 4-ta darsdan keyin keladimi, 5-ta darsdan keyin keladimi kelsa, taqvo, zuhud, vara, muhabbat va hokazo maqomlarni sanaydigan. O'shalarni kishi o'zida o'zlashtirishi, undan nima natija ko'rishini aytgan paytda mana bu istilohlar ishlaydi. Shu paytda oson bo'lsin uchun hozir sharhlab qo'yadilar. Shu bilan birga o'sha amaliyotga kirishgan paytda kishida shunday holatlar ro'y bersa o'zini qanday qiladi? Buni ham bilib olinadi bu asnoda. Shu bilan birga bu tashviq ham fano, baqo, mahu, isbot va hokazo degan so'zlarni aytib, ularni ta'rifini aytsa, bizda savol tug'iladiki, qanday qilib bu narsaga erishish mumkin? Biz ham erishsak bo'larmikan degan savolni bizga tug'diradi. Keyin ha bo'ladi deb turib javob bermoqchi bo'lib, keyin javobida amaliy tavsiyalarga kirishadi. Go'yoki sizga oldin tog'asali bo'ladi, gulliydi keladi, paxta asali bo'ladi, mayski bo'ladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, unisini ta'siri bundoq, bunisi qizdiradi, unisi shamollashni oladi, bunisi nafas yo'lini kengaytiradi deb rasa maqtasa, qani o'sha asal deb olasiz. Tatimagan bo'lasiz unaqa asallarni. Keyin mana asal sizga deb turib, balonjaga boring, tog'asali bor, sonjaga boring, mayski bor deb keyin sizga dalolat qiladi. O'shanga ishtahani ochish uchun bizga ba'zi bir silohlarni aytyapti. Masalan, fano bilan baqo o'zi oxirgi boriladigan maqomlar. Uni aytib bo'ldim. Endi shunga o'xshagan yana so'zlar bor. Qavm, ya'ni tasavvuf ahlining silohlarida aylanadi. O'shalarni ham hozir endi hammasini sharhlab olib, keyin shu maqsadga o'tadilar. Bu yerda aytmoqchi bo'lganlari mahv va isbot hozirgi mavzu. Mahv va isbot nima desa, odatiy sifatlarini yo'qotib, ibodat hukmlarini joyiga qo'yish. Bu nima degani? Mahv demak, mahv o'zi bir narsani mahv qilib yuborish, o'chirib yuborish, yo'q qilib yuborish degani. Qo'shin kelib mahv qildi deydi masalan. Katta qo'shin kichkina qo'shinni mahv qo'shinni mahv qilib tashladi deydi. Mahv degani o'zi o'chirish degani. Bu yerda yo'q qilib tashlash, yo'q qilib yuborish. Xo'p, nima u yo'q qilib yuborish? Nimani yo'q qilinadi o'zi degan savolga aytiblarki, odatdagi sifatlarni yo'q qilish. Chunki hammada har qanaqa odamda qanaqadir odat bo'ladi yomon. Yuqorida biz aytib o'tganimizdek, o'zi asli tuproqdan bo'lganimiz bor. O'shan bilan kurashib inson kamolga yetadi. Agar o'sha qarshilik bo'lmasa, nafsdagi qarshilik, tanadagi o'sha ehtiyoj qarshilik bo'lmasa, sof ruhiy holatni o'zi bo'lsa, odam ko'tarilmaydi, maqom yuksalmaydi. Farishtalarga o'xshab, qaysi maqomda, qaysi holda yaratilsa, o'shunday qoladi. Masalan, Jabroil alayhissalom yuqori darajada uzu mirra o'ta katta quvvat egasi qilib yaratilgan. Bo'ldi, o'shunday qoladi. Ikkinchi bir farishta agar milliard yil ibodat qilsa ham Jabroil alayhissalom maqomini ola olmaydi. O'shini o'sha kishining kamolotiga erisha olmaydi. U Alloh taolo shuni yaratgan uni. Bunisini o'shanda yaratgan o'zida qan. Uma minna illa lahu maqomun ma'lum degan. Farishtalarning Qur'oni Karimdagi so'zlari. Uma minna illa lahu maqomun ma'lum. Har birimizni o'zimizning ma'lum maqomimiz bor bo'ldi. O'shunda qolamiz. Farishtalar shuni qo'ladi. Agar insonni ham unga nafs yaratib berilib, uni tanasida ehtiyojlar turli jinsiy ehtiyoj, yemoq, ichmoq va boshqa ehtiyojlarni unda murak tarkib berib, o'sha narsani unda joylab turib, shu narsalarni ichida kamolga yetishni agar taqdir qilmasdan, farishtaga o'xshab qarshiliksiz, Allohga hech qanaqa osiy bo'lmaydigan tabiatni yaratib qo'yganda, u farishtalarni takrori bo'lardi. Va u yuksalmasdi inson. Inson nima bilan yuksaladi? Qarshi kuch bo'lish bilan. Shuncha Hazrat Umar roziyallohu anhudan bir odamning gunohga ichida rag'bati bo'ladi. O'zini tiyib yuradi. Ikkinchi odamda asli rag'bat bo'lmaydi. Nafs tarbiyalangandan emas, o'zi asli tabiat bo'lmaydi. Masalan, bitta odam o'zi asli, misol uchun spirtli ichimlik ichsa, bosh og'rib qoladi. O'shuncha ichmaydi, tabiiy. Yo'inki biror narsaga o'zi yaramaydi asli.
O'g'li kimi? Çünkü qo'li kesilgan mesela. O'shunaqa insonning ichida rag'bati yo'q-u, gunoh ham qilmaydi. O'sha odam yaxshimi? Yoki ichida shunga quvvat, nafs rag'bat bor-u, o'shani yengib shu gunohdan to'xtagan odam yaxshimi? Desa rag'batli bo'lib turib yenggan yaxshi deganlar. İmam Rabbani aytadilarki, nafs istagi, shaytonning vasvasasi bo'lmasa inson yuksalmaydi. O'shun bilan kurashish evaziga inson yuksaladi. Farishtadan oliy bo'ladi. Farishtadan afzal bo'ladi. O'shuning uchun Alloh taolo farishtalarga sajda qilinglar degan odamga. Nimaga? Ruhni kirgizgan paytinda sajda qilinglar degan. Tanani o'ziga emas. Fa iza sawaytuhum wa nafakhtu fi. Fa iza sawaytuhum faq'u lahum mas. Qachonki uni tanasini men yasab bo'lganim paytimda sizlar sajda qilinglar demadi. Fa iza sawaytuhu yasab bo'lganimdan keyin wa nafakhtu fihi min ruhi. Unga ruh puflaganimdan keyin faq'u lahu sajid. Sajda qilib yiqilinglar dedi. Nimaga o'sha Alloh subhanahu va taoloni qudrati azamatiga sajda bu odam alayhissalomning jismiga emas yoki zotiga emas. O'sha yerdagi azamat nimada? Haligi ruh kirgizilgan ruh bor-u, ana shu tanani ehtiyojlari bilan bo'la turib va ruh kirgizgandan keyin tana bilan ruhning qovush nafs hosil bo'lgan deydi muhaqqiqlar jumladan Taftazoniy. O'sha nafs yonida yana shayton ham bor vasvasiga. Shu bo'lib turib shuni yengib men aytganim qiladigan banda bo'ladi degan. Ana shu fazilati uchun sajda qilingan. İnsanın o'sha fazilati. Endi o'ga agar unga shu qarshilik berilmasa, farishtaga o'xshagan sof tabiatli qilib boshqa hech qanaqa unga bir rag'bat qo'shilmasa, Allohning ibodatidan boshqa farishtaning takrori bo'ladi. Farishtadan afzal bo'lmaydi. Masalan, otasi pul berib qo'ygan odam bilan o'zi mehnat qilib sarmoya qilgan odam farq bo'ladi. Otasi katta sarmoya solib qo'ygan odam yuraveradi ishda, pul olib yotib olib turib bo'ldi. Lekin hech qanaqa moli yo'q odam yoki qarzga botgan odam mehnat qilib katta sarmoyaga ega bo'lishiga bu maqtovga sazovor ish bo'ladi. Bu shunga o'xshagan Alloh taolo bandalarini, insonni ana shunday fazilatli bo'lishini istagan. Endi o'shanda haligi tabiatdagi bor narsalar bor-u, odatlar. Odatda odat insonda qanday shakllanadi? Gendan o'tadi. Tabiat insonning ehtiyoji bor va o'zi ko'nikmasi bor. Masalan, onasidan tug'ilgandan beri inson qaysidir muhitda yashaydi. Birinchi bo'lib moddiy olami shakllanadi inson. Mesela bola tug'ilibla tasbih aytaman demaydi, emaman deydi. To aqlini topib boshqaguncha ham faqat jismoniy ehtiyoj bilan bo'ladi. Natijada unda haligi nafs tanaga moyil bo'lib shakllanadi. Tana bilan ruhni dushmanchiligi yo'q aslida. Ikkovisi mutanosib narsa. Faqat ikkovisini mezonini ushlashda gap. Tananing ehtiyojini beriladi va ruhning ham ehtiyoji beriladi. Nafs unga ham bunga ham tortaveradi. Qaysi biridan ko'p ta'sir olsa, o'shanisini uch tomondan kuchayadi. Endi o'sha odam voyaga yetguncha, balki 15, balki 20 ga borguncha, balki eskirguncha 30 ga borguncha asosan jismoniy ozuqa bilan, jismoniy ehtiyojlarini qondirish bilan va jismoniy istaklarini bajarish bilan band bo'ladi. G'oliban. Eng kamida shu bir 15 yilguncha voyaga yetguncha. Natijada u ma'lum yomon odatlarga ega bo'lishi mumkin. Qondan o'tgan, gendan o'tgandan tashqari. Endi o'shalarni tozalash kerak bo'ladi. Tozalash yo'q qilib tashlash bo'ladimi? Yomonini yo'q qilib tashlash kerak bo'ladi masalan. Ammo ba'zilarini me'yoriga keltirish kerak. Uni qaydan oladi me'yorini shariatdan oladi. Misol uchun ba'zi odamda sergaplik bor. Bekorchi gap ko'p gapiradi, laqillashni yaxshi ko'radi. Ona tomonidan o'tgan yoki ota tomonidan o'tgan sergaplik o'shani yo'qotadi masalan, mahv qiladi. Yomon odatlardagi sifatlarini ko'tarib yo'qotish, mahv qilish degani shu. Yoki o'ta achchig'i tez bir odam, har narsaga jirillaveradi. O'shani me'yoriga keltiradi. Yoki bir odam misol uchun yoshligidan shu xuligan bo'lib katta bo'lib qolgan, hammadan o'zini baland tutishni xohlaydi, birovga quloq solmaydi. U odamda tamarrud bor, ya'ni tajovuz bor. Uni yo'qotadi. Yana bir odamda qo'rqoqlik bor masalan. Yoshligidan shu yumshoq hayotda yashab qo'rqoq bo'lib qolgan. O'sha qo'rqoqlik odatini ketkazadi. Va hokazo. O'shani mahv deyiladi, deyaptilar. Endi isbot nima? Mahv bilan isbot deyilgan bo'lsa. Isbot nima desa, isbot ibodat ahkomlarini o'zida barpo qilish. Tahoratni tahoratni mukammal olishga o'rgatish o'zini. Namozni namozni mukammal o'qishga o'rgatish o'zini. Tabiatda shosh bor. Patratib o'qib qo'yish holati. O'shani namozni o'sha patratib o'qib qo'yish uchun shoshayotgan tabiatni mahv qilib, ibodatni joyiga qo'yib o'qish sifatini o'zida isbot qiladi. O'rnatadi. Mana shunday. Mahv va isbot degani shu deyaptilar. Bu mahv isbotni bitta nimasi tafsir hozir pastda yana aytadi boshqa ikkinchi tafsirini. Bu fano bilan baqoga o'xshaydi. Fano bilan baqoni birinchi
tafsiriga o'xshaydi. Fano bilan baqoda nima deyildik? Fanoda mutlaqo qolmasligi yomon sifatni. Baqoda hamma yaxshi sifatlarni unda mujassam bo'lishi. Baqo bilan fanoning birinchi ma'nosida shuni aytganmiz. Boshqa ma'nolari ham bor, lekin birinchi ma'nosi shu. Lekin fano bilan baqoni o'rtasida bu mahu bilan isbotni o'rtasida nima farq bor? Mahu har bitta narsada bo'lishi mumkin. Fano ham shunaqa, lekin fano deb qachon aytiladi? Tugaganda aytiladi odatda. Yomon sifatlardan xalos bo'lsa keyin foniy bo'ldi deydi. Mahu shuni afrodi, ya'ni foniy bo'lish uchun kishi yomon sifatlardan xoli bo'lsa, har bitta yomon sifatdan xoli bo'lishi mahu bo'laveradi. Qachonki yomon sifatlardan xoli bo'lsa, keyin u fanoga aytgan bo'ladi. Fanoning birinchi ma'nosi ham biz yuqorida aytganimizdek. Isbot ham tushundik. Ya'ni farqi juz'iy ma'no berish bilan kulli ma'no berish o'rtasida berish bo'ladi. Mahu bilan fanoni o'rtasidagi farq, isbot bilan baqoni o'rtasidagi farq, ya'ni fanoning birinchi ma'nosi bilan mahuning birinchi ma'nosi o'rtasidagi farq nima? Juz'iylik bilan kulliylik. Ya'ni fano bir yo'li yomon sifatlardan xoli bo'lish, mahu har bitta sifatdan xoli bo'lish bitta mahu bo'laveradi. Isbot ham o'tishini nimasi muqobilida baqo bilan isbotning o'rtasidagi farq baqo kulli, isbot juz'iy ma'noni beradi. Bu yerda endi bu kishi mutlaq aytibdilar, ya'ni mutlaq ko'tarib olishni hammasini, go'yanki hammasini ko'tarishni mahu deyiladi. Lekin qanchasini ko'tarsa ham shuncha mahu hosil bo'lgan bo'laveradi. Endi faman nafa an ahvalihi al-khisal ad-damima, ana o'zini holatidan yomon xislatlarni kimiki ketkazsa, o'rniga yaxshi maqtovga xos, maqtovga arzirli bir sifatlarni, ishlarni o'zida hosil qilib almashtirsa, o'sha odam mahvu isbotga erishgan bo'ladi. Abu Ali Daqqoq aytgandan eshitganman, u kishi aytadilarki deydi, mashoyixlardan biri bir odamga aytibdiki, nimani mahvu qilasan u nimani isbot qilasan deb so'rabdi birodar sinovga. So'rasa u jim bo'lib qopti. Javob berolmabdi. Mahvu isbot degan so'z bor, to'g'rimi? Nimani mahvu qilib nimani isbot qilasan desa savol berilgan odam, so'ralgan odam jim bo'lib qopti. Shunda u kishi aytgan ekanki, bilmaysanmi, vaqtning o'zi mahvu isbotdir. Vaqtning o'zi mahvu isbotdir. Kimdaki mahvu ham isbot ham bo'lmasa, u bekorchidir, behudadir. Muhammad degani mutlaqo ishdan chiqqan degan. U yaroqsiz ishdan chiqqan odam. Bu nima degani? Mahu isbot degani nima degani desa, ana odam bilmadi, jim bo'lib qoldi. Keyin bu savol bergan mashoyixlardan biri o'zi javob beryaptiki, bilmaysanmi, vaqtni o'zi mahu isbot. Nima degani? Har bir vaqtda o'sha vaqt uchun zarur bo'lgan amalni qilishing sendan bitta yomon sifatni ketkazib, bitta yaxshi sifatni. Biz vaqt tushunchasida o'tganmiz-a, har bir daqiqada yoki har bir soatda, har bir lahzada o'sha vaqt uchun eng afzal amalni qilish. Tasavvuf ahlining vaqt tushunchasi shunday. Masalan, hozir o'tiribmiz, kitob o'qiyapmiz, shuni sharhlayapmiz. Shuni o'rniga nima qilsa bo'lardi? Yana futbol o'ynasa bo'lardi, telefon o'ynasa bo'lardi, internetda bir video tomosha qilsa bo'lardi, kino ko'rsa bo'lardi, to'g'rimi? Yoki namoz o'qisa ham bo'lardi, yoki o'zaro gaplashib o'tirsa ham bo'lardi, yoki boshqa bozor uchar qilsa ham bo'ladi. Shu vaqtimiz uchun afzal qaysi biri? Shulardan. Afzalini tanlab, har bir vaqtingizga o'sha afzalini tanlab, o'sha vaqtingiz uchun afzalini tanlab qila olsangiz, siz vaqt farzandi bo'lasiz. Sufi Ibnul Vaqt degani shu. Boshat Erafiq degani. Endi Ibnul Vaqt bo'lgan odam eng afzal ishni qiladimi? Qiyandan keyin nima bo'ladi? U har bir vaqtda o'sha vaqt uchun afzal ishni qiladigan bo'lsa, hech qachon hech bir vaqtda gunoh qilish afzal bo'lmaydi. Hech bir vaqtda yomon axloqni izhor qilish afzal bo'lmaydi, bo'lishi mumkin emas. Har bir vaqtda nimadir yaxshi ishni o'zida joriy qilish kerak bo'ladi. Bekorchi ham qolmaslik kerak, behuda o'ylanib, shiftga qarab yotmaslik kerak. Nima qilayekin, keyin bo'laman ekan deb. Yo'inki ko'pchilik vaqtini bekor o'tkazadi. O'zimizda ham ko'p vaqt bekor ketadi, shuning uchun cho'zib yuribmiz hali ham mana shu masalada. O'sha behuda vaqt o'tkazmasdan nima bilandir band qilyapsizmi? Masalan, hozir bekor o'tirish ham bor. Shu aytgan 8 ta bizning variantimiz orasida 9-chi variant g'irt bekorchi bo'lib osmonga qarab yotish. Uyqu ham kelmaydi, qiladigan ish ham yo'q. Hech qachon shu bekorchilik afzal bo'lmaydi. Demak, bekorchilik ham yo'q, lag'u. Va yomon gunoh ham yo'q. Agar siz qaysi bir vaqtda o'sha vaqt uchun afzal ish qilmoqchi bo'lsangiz,
Çünkü o şey lahzada siz ahirge lahzada buluşunuz mümkün. Ondan kengi saatke yetmeye kalışınız mümkün. Az bana kitap okuyabımız, hutam yetişimiz gibi hiç kim kefalet vermeyin. Adette Allah Ta'ala daima tamirlep türgeni için bizge hayat berdavam gibi okşaydı. Tuhtam edigen gibi okşaydı. Çünkü tosetten ölüp koyanda ki biz dehşet gibi şüphe alalımız. Özü adeti nerse orada tosetten ölüşemiz aslında. Fakat o her lahza gelişim mümkün bugün nerse biz uzağa vakit kemiğe gelin için kütmeyi koyalımız. Bana sizge pul verip afketemen dedi mesela. Burada durup dursun, afketemen dedi. Öyle deyiz ki, eteğe geledi böyle deyiz. Pulu sakla deyiz. Bir gün ödü kemedi, beş gün ödü kemedi, bir ay ödü kemedi, iki ay ödü kemedi, bir yıl ödü kemedi. Pulu uzun yukaldı böyle deyiz. Çünkü siz tutken payda kemedi de o. Bu da uzun yukaldı şekilde deyip, tartmadan alıp işlet olur aslında. İgez kese, kaçan veriyorsan deyip durursunuz mümkün. Güven ki sizden alınmayı dursa, bir özüzge verilgen amanet dersin. Uzağa vakit dursa, özüzge okşap kalır. Bizi canımız, hayatımızda özü amanet, özü her lahza abdetilişim ki mümkün dersin. Fakat bizi koyup verilgen için, bizi o hali veri alınmayı diyen dersin ki okşap. En düşündeyken her bir vakitte, oşu vakit için afzal iş kılışımız gereği mi? Afzal iş kıladırken bozak, elbette biz yaman sıfatlarını özümüzden bertaraf kılamız, yakış sıfatlarını kılışını mukabil eder. Çünkü siz namazı okutur, günah kılalmayız. İng evzelinlerse hazı ilim okuşursa, ilim okuş bilen ben bu türgen haletinizde o şey vakitte siz günah sadır kılmayız. O sözden sizden yaman hısletler mehvu olur. Ve yahş sıfetler hasıl olur. Bilmeysen mi vakitinde uzun mehvu isbattır degeni şu. Her bir vakitte, her bir lahzede o şey vakti için en evzel işini kıladigen bu sen şunu uzun mehvu isbat ki bilmedin mi? Diyepti de arkasına yetepti ki kimdeki ne mehvu ne isbat bu mesela eğer. O muhmel, mücmel adam o. O bekarçı o, o semeresiz adam degen. Muhmel degen semeresiz, neticesiz. Muattal gırt bekarçı. Demek her bir vakitini kişi ganimet bölüm. O şey vakitte özünü islah kılması. Elbette o adam beyhudedir, yürüştürüş. Çünkü İmam Şafii etkenler ki, ben sufiler bilen belge bölüm iki defa da aldım degenler. Bittesi, el-seyfu, el-vaktu seyfun, İllem taqta'hu yaqta'ka. Vakt kılıçdır. Eğer sen onu kesmesen o seni keser. Yani vakt kılıçdır. Sen onu kesmesen degen sen ondan faydalanmasın her bir lahzasında. O seni keser. Yani o sen bir gün canın aladı o şu vakit. Kesiz sen o şu vakitini boy vergen bulasın. O seni keser degen ömrün kesilir. İkinci örgün genlersem degenler en-nefsu اِلَّمْ تَشْغَلْهَا بِحَقِّمْ تَشْغَلْكَ بِبَاطِلْ Nefs şundayı narsa ki onu hak narsa bilen yani faydalı narsa bilen bant kılmasın seni batıl narsa bilen bant kılır. Öyleyin de o siz tilize eğer bir zikir bilen bant kılmasıyız ya bir tilavat bilen ya bir yaş söz bilen bant kılmasıyız yapırmakçı olsayız kâmi de lakı çıkar. Bu mesela bir yaman sözden çıkışım. Közünüz. Saniyesi ki 24'te kadir körüşke kadir. Körer. Onu yakşı narsalarda karartmasayız gözünüzü. Elbette yaman narsalarını körer. Yaman narsalardan ap kaçışını yolu onu bant kılışı yakşı narsalarını. Benden köpçülük sorap kaladı. Günahdan kan etiyilsem oladı. He o hak kazadı. Şimdi Allah Ta'ala'nın tavfika ola. Hususen yaşlarda. Boydağlar mesela uzun tasarruf kılışı yakineledi. Ne kılış gerek? Biz daim ayetemiz ki Vakt aşmayedigen kılıp gün tertibi kılın. Özünüzde ibadetten, zikirden, talebi ilimden has ibaret. Vakt aşmasın. Şimdi gün tertibi kılın ki siz deminiz sport olsun. Telefon oynaşmaz. Yani ki asmaya kadar bir atışmaz. Mel rahat alın, dem alın. Sport kılın. Merhamet taş götürün. Merhamet futbol gibi Merhamet nasıl oynayın. Cisminizde payda olur. Yaşların terbiyesinde kıynelekenler gelip daim tavsiye şu. Esasen bekarçılığından çıkardı. Bir bana gelin ben geldi ki Şu özümü günahdan tiyanmayıp ben talibim bu ki ya uzasın. Ben dedim ki dersiz kem dedim. Ya dersim vardı dersiz kem dedim. Dersizden vakt aşı yaptı. Bir görsün vakt bol yaptı. O şundan geledi günahı kesizge. O şundan geledi nefsini. Öyle bir kaşat Allah'a çıkış. Ki oradan bir cümle ötüp gelip etti ki hakikaten şunu kıyken dedi. İrtelep uygun gelinden ben etkemen ki İrtelep uygun ne çizdi oraya saat 5'te. Ne çizdi oraya saat 10'da. Şu saat 5'ten 10 geçe 5 minütten boş vaktiz olmasın. Tonu ben kıvarayım. Türlü yaman adetlerle örgene koyarlar var bazıları. O şundan çıkış diyeyim yolu şu. Şimdi ben kılın ki yaman narsan ya ki günahını oylaşkayam sizde
fırsat bo'lmas, band bo'lsin. Masalan, siz hozir unga ham aytganman, masalan, boshqalarga aytganman ba'zilarga. Masalan, siz hozir ketyapsiz O'zbekistonga. Soat hozir masalan soat 8 bo'ldi. 11 da samolyot uchadi. 3 soatda aeroportda bo'lib uchishingiz kerak. Hozir hali uyda o'tiribsiz. Kiyimlarni endi tayyorlashingiz kerak. Kiyimlarni tayyorlab, taksiga minib uchib borsangiz, arang ulgurasiz. Hozir esiz keladimi gunoh, esiz kelmaydi. Biroq sizga bir narsani ko'rsatib, mashina qilib ketdi, qilib ket desa, to'xtab tura olmas deb ketasiz. Gunoh esizga kelmaydi. Xato ish qilish ham esizga kelmaydi. Yomon ish qilishga umuman rag'bat bo'lmaydi. Nimaga? Siz bir narsaga bandsiz. Gunohdan to'sirishning eng yaxshi yo'li shu. Kishi hayot kun tartibini to'la haq bilan foydali narsa bilan band qilib qo'yish kerak. Bolasini tarbiya qilayotganlarga ham tavsiya shu. Bolangizni agar o'shunaqa bir yomon yo'lga ketishidan saqlamoqchi bo'lsangiz, yo'li shu, uni to'la band qiling. Mayli sport bo'lsin, mayli boshqa o'yin bo'lsin, lekin bekorchi bo'lmasin, bo'sh vaqti bo'lmasin. Shunday bo'lsa, gunohdan to'xtaydi nafs. Shuning uchun Imom Shofiy aytgan gaplar shuki, Imom Shofiy sufilardan olgan. Nafs shunday narsaki, uni haq bilan band qilib turmasang, seni botil bilan band qilib qo'yadi. O'rtada qololmaysiz. Haq bilan ham band bo'lmagan nafs, botil bilan ham band bo'lmagan bo'lolmaydi. Albatta botilga tortadi. Yo uni qilasiz, bundan qutulasiz. Agar haq bilan band bo'lmasangiz, albatta botilga ketasiz. Iloji yo'q. Kamida mayda gunohlar, undan ham kamida lag'v bilan sizni umringizni hazon qiladi va u lag'v kelajakda sizni osmonga mayda gunohga, undan katta gunohga olib o'tadi. Gunohdan to'silishning eng yaxshi yo'li o'zini tarbiya qilmoqchi bo'lgan, bolasini tarbiya qilmoqchi bo'lgan eng yaxshi yo'l uni kun tartibi to'liq bo'lsin. Mana bu kishi aytgani shu. Kimiki vaqt farzandi bo'lmasa, unda mahvu isbot bo'lmaydi. Kimdaki mahvu isbot bo'lmasa, u bekorchidir. Birov bilan tortishish ham, birov bilan urushish ham, birovga adovat qilish ham hammasi o'sha bekorchilikdan chiqadi. Illo botil narsa deganimizda, masalan, sport va hokazolar ham botil deb kiradi. Gunoh ma'nosida emas, ya'ni jiddiy narsa bo'lmagan nuqtai nazardan. U mayli, lekin sizni band qilsin u ham. Har kuni 2 kunda bir suzishga boring, futbolga boring, toshga boring, mayli nima qilsangiz qiling. Yoki boshqa mashg'ulot qiling, lekin hech qachon bo'sh qolmang. Albatta foydali bo'lsin. O'sha sport ham o'zini zotida, ayni o'zi, ayni damda masalan sizga bir katta foyda keltirmasa ham, sizni ruhingizni tetik qilishi, jismingizni sog'lom qilishi va hokazo bilan amalingizga yordam berishi bilan katta sizga yaxshilik bo'ladi. Abu Darda roziyallohu anhu aytganlarki, "Inni la astajimu bi ba'dil batil li asli ataqawa bihi ala al-haq va li astaeena bihi. Azumu li ataqawa bihi. Inni la astajimu bi ba'dil batil min ba'zi batil narsa o'yin shunaqa futbol bo'lishiga o'yin kulgu. Men ba'zida shu bilan shug'ullanib turaman. Jiddiy narsalarga quvvat topish uchun, haqqa o'zimda g'ayrat topish uchun degan. Ko'ryapsizmi, o'sha jismoniy tarbiyasida ham maqsadi o'yinni mazza qilish emas. Balki undan o'zida g'ayratni, nashotni yangilashki, jiddiy narsalarga yana quvvat bilan kirish uchun. Mana shunday bo'lsa, kishi salohiyati oson bo'ladi. Imom Shofiyni sufiylarda o'rgangan gapi xuddi shu gap. Nafsni agar sen haq bilan band qilmasang, u seni botil bilan band qiladi. Bu kishini aytayotgan mashoqlardan birini aytayotgan gapi ham shu. Kimdaki mahvu isbot bo'lmasa, kimdaki vaqt tasarrufi bo'lmasa, yuqorida aytganimizdek, har bir vaqtda o'sha vaqt uchun afzal bo'lgan ishni qilishga o'rganmasa, u odamdan mahvu isbot bo'lmaydi. Mahvu isbot bo'lmadimi, u odam bekorchi. U odam samara ko'rmaydi, natijasiz muhmal deyaptilar. Endi mahu qanday bo'ladi desa, mahu bo'linadi bir nechta qismlarga. Mahu zalla, mahu g'afla, mahu illa. Zalla degan qoqilish. Qoqilishni mahu qilish, g'aflatni mahu qilish, illatni mahu qilish. Qoqilish, toyilishni mahu qilish degani xatoni bartaraf qilish degani. Xatoni mahu qilish. Bu nimada ko'rinadi? Zohiriy amallarda. Namozni vaqtida o'qing, o'tkazib yormang. G'ibat qilmang, qotilingizni tiying. Birovni haqorat qilmang, yaxshi so'z ayting. Birov so'kinsa, siz ham so'kinib javob beradigan bo'lsangiz, ikkovingiz bir xil bo'lasiz. Birovni haqini yemang. Ya'ni zohiriy amallarda jismingiz, ko'zingiz, quloqingiz, tilingiz va qo'l oyog'ingizdan sodir bo'ladigan amallarda xatoni yo'qoting, bartaraf qiling. Buni nima deydi? Mahmuz zalla deydi. Bu nima bilan hosil bo'ladi? Unga aytadilar. Endi keyingisi zohirdan xatoni mahvu qilish. Keyingisi botindan g'aflatni mahvu qilish. Uchinchisi qalbdan, ruhdan illatni mahvu qilish. Ya'ni zohirdan xatoni mahvu qilish, botindan g'aflatni, qalbdan g'aflatni mahvu qilish, ruhdan
illetini mahkum kılış. Sir sarayir deyip kalbini yani ruhunu yine bir latifesine yetedi kalp yokuşuyken. Latife degeni ruhunun ruhta cahileşken bazı bir oruller yani bazı bir uzuvlar, bazı bir cüzler. O da tenengiz bir kança cüzlerden terk tutarken mi? Mesela kalbini yani yürekini dükülle buradayken yürekini uzun vazifesi var. Ciğerini uzun vazifesi var. Aşkazanın uzun vazifesi var mı? Ruhda hem latifeler buladı. Yani latife değişken Murat yani ötayım dakik bir özruh olsa dakik bir nefis nersi oladı. Oşa nefis nersinin bazı bir cüzleri var ki şimdi namlanadı. Kalp, sir, hafi, akfak namlanışı. Köpünce sir degen de oşa kişinin ruhu degi malum bir de cüzüne etsin. Biz kıskarakla düşünün diyen bozuk kalbi, köyünü de etsin, buluşun mümkün. Şimdi hatalarını mahvu kılış, gafletini mahvu kılış ve illetini mahvu kılış ne bilen buladı? Hatanı mahvu kılış zahırdan, sünnet kirgeç bilen buladı zahırdan. Namazın vakti de okuşluk, pakize yürüşlük, pakize giyiniş, yakşı söz eğitiş, yakşı nersi gelene karış, haram bugün nersiden gözünü diyiş ve hakkız. Şimdi gafletini kalpten mehu kılıç ne bilen buladı? Köp zikir kılıç bilen ve Allah'ın murakabesi bilen. Daim Allah'ını körüp durgenini kıs kılıç bilen. Şimdi sirden yani ruhdan illetini mehu kılıç ne? İllet degen Allah'dan çalgıtı uçun erseler degen. İlletten murat ne? Allah'dan çalgıtı uçun erseler. Onlarını hem kişi özün ruhudan kalbinden mehu kılıç. Ne bilen kılıçı? Daimi alakan tikleş bilen kılıç. Yani daimi zikir, daimi Allah'a bağlanış bilen kılıç. Gafletini ketkazış murakaba bilen, illetini ketkazış muvasala bilen deyildi. Muvasala diyene berdevam, batınan Allah'a bağlanıp duruş. Demek mahvu şunu üçte surette korunladı. Şimdi ayetlediler ki arkasından هذا mahvun ve isbatun bi şartil ubudiyye. Bu mahvu bilen isbatının manası bu. Bende tamamından bu kendisi. Aslı mahvu bilen isbat Allah tamamından kılınadigen iş. Ama bazı nimalar, ulamalar mahvu isbat deganda bende tomonidan joriy qilinadigan amallarni aytishgan. O'sha tafsirga ko'ra aytganimizdek shu. Xatoni bartaraf qilish, zohirda, botinda muroqobani doimiy qilish va qalbida Allohdan boshqa narsani, Allohdan chalg'ituvchi narsani chiqarib olish. Nima qilib chiqarib olaman? U masalan, meni kuchanib chiqarib olaman deb o'ylaysizmi? Yo'q. O köp zikir bilen bu. Aytkanımızdaki nefsini, insan özünü özü. Hak bilen meşgul kısa kim batıl getirir. Bu mesela batıl bilen, nefs batıl bilen siz ben kılır. Ben bilen şu. Bu demek mehu bilen isbatının bir manası. Ki bu manada hem işleydi. Bu ikkilemci manası hazı etilgen. Bende tamamından sadır buladigen nerse bu. Mehu isbat şu. Bu manada. Ama حقيقي معنى ده شيء حقيقي معنى ده dediler فصادران عن القدره Allah'ın kudretinden sadır bolad yani Allah tamamından sadır bolad mahvu bilen isbat aslida ko'proq qo'llanadigan haqiqiy birlamchi ma'nosi mahvu bilen isbatning Allah'ning bandaga nisbatan joriy qiladigan ishi bo'ladi ikkilamchi ma'nosi biz yuqorida aytgan banda tomonidan sodir bo'ladigan xatolarni to'g'rilash g'aflatni ketkazish ma'nosi. Endi mahvu nima bo'ladi unda? Alloh taolo tomonidan Alloh masalan bir bandada mahvuni sodir qildi yoki Alloh taolo bir bandani mahv qildi desa nima degani bo'ladi u? Desa ma'sa tarahul haqqu va nafahu. Alloh taolo o'sha bandadan Alloh o'zidan boshqa narsani ketkazib yorsa, bandani qalbida, xayolida faqat Alloh qolsa, boshqa narsani Alloh o'chirib yorsa, o'sha mahv bo'ladi. Isbotchi desa isbot Allah Ta'ala onda zahir kılgen mekamatlar, onda zahir kılgen Ali Cenab-ı Sıfetler var. İrtelep hemen ayeti verdim. Hazreti Ali raziyallahu anhum Hazreti Umar'ın ayarları gibi ülengeni geldiler. Ülengenleri de etkeni geldiler ki ben senin ülenişimden maksadım ayar sıfeti de ülengenim yok senin. Ayarlığa kazıklı bir ülengenim yok. Lekin Umar raziyallahu anhum'in Umar'ın içki hayatını örgeniş için ülendim diye. Umar'ın tüngü halatı kanı kıydı deyip sorabdı ki. Sonrası o kişi ayıp tiki ayarları. Umar yanıge su koyup yatardı, soğuk su. Kula gömbe etti. Keçesi uyanıp yetken de sudan alıp yüzüge gözüge sürtüp Allah'ını zikir kılardı.
Başka yerler mi etki ya? Mesela ben etmek istediğim nokta şu. Yani keçesi uyganıp keçseyiz misal üç. Şunda hem Allah'ın esleşişi. Kana kovaladı bu. Bana şu mehvubu kendim. Allah Ta'ala ondan uzdan başka nesanın mehvubu kendini belgesi. Ubey ibn-i Ka'b etkenler ki raziyallahu anhu kimi ki irtelep uygansayı en kette oyu en kette teşvişi Allah bulmazsa o Allah'dan meslekendir. İrtelep uygangen peytizde size asasi gamizde türgenlerse sizi istikiler. Doğru mu irtelep türgeninizde? Bugün yani gün başlandı siz için. Ben önceden ne istikilişim mümkün? Siz için en mühim bu günlerse istikiler. Oşa Allah bulsa, oşa bende Allah'dan. Şu narsa Allah bulmazsa, o Allah'dan meslekendir. İbn-i Mesud radiyallahu anh şunu hoşan gep etkiler. Kimi ki teşvişi irtelep uygunarken teşvişi Allah bulmazsa, kimi ki tam attırarken teşvişi Allah bulmazsa, o Allah'dan meslekendir. Sahabe-i kiramlarını karışın görüyorsunuz. Yani şunu diye terbiye edin de Resulü Ekrem aleyhisselatü vesselam ashabları. Şu mehubu kendi bilgisi Allah'dan başkası. Allah özden başkanı ondan mehubu kendini bilgisi. Ve onda özünün muhabbetini, özünün zikrini sabit kılıp, isbat kılgenini bilgisi. Yani şu sahabe-i kiramlardaki mehubu isbat ne? Şimdi dediler ki mehubu isbat meşiyetke Allah'ın iradesiyle hakşige çekilengen böyle. Bu birinci manası degisi. Aldınge ikkilemçi manamaz. Yani birinci manası de. Yani ne degeni? Siz kalbimden Allah ketsin diye zikir kılıyorsunuz. Allah haklamasa ketmeyin. Allah'dan başkası. Min yedi zikir sizden kalbinizde kimdir karışır mümkün yani. Ne madir karışır mümkün. Bu mehav isbatını Allah subhanahu ve ta'ala'ya nisbet verişten murad ne mi? Fena bilen bekadan farkını mı? Fena bilen beka sizde sadır bulgen halet. Mehub bilen isbat sizde Allah cari kılediyen nersi. Allah cari kılışı, Allah Ta'ala cari kılışı ne mi ucu alada zikir kılınladın mehub isbat dediyse bende uzun uzun bakılan mıydı? Mesela siz geldiler ki sen köp zikir kıyın kalbinden Allah'dan başka sifete düşün dediydi. Siz köp zikir kısan bulad diye böylesin, bu mıydı? Köp zikir kılış Allah'dan başkasını unutuşka apkeledi. Allah'ın inayeti bulsa, o şu zikirde sizge Allah tavfik verse. Yüzde istiğfar etmen kalbim tazelenip kalır diyor muyuz? Mingte salavat etmen kalbim pak bu kalır diyor muyuz? İlacı yok. Allah pakledi min salavat etmen, zikir kılmen, tesbih etmen Allah'dan değildi. Çünkü zikirge oturgen peyitte meşayihlerine tavsiyeler şu ki zikirge oturarken sen menge özünü zikir kılışke izin bergeninge özünü zikir kılışka izin belgeninge ya Allah şükür. Aslında ben bu kabilde seni zikir kılıp oturuşka hem özül ayakatım yoktu. Bende hiç kandı bir fazilet, cesaret, bir himmet yok. Fakat özünü tavfikin ve atayın bilen seni zikir kılıyabilen deyin oy bilen zikir kısın. Ben hiç size gelemem, hiç umumen bende hiç kandı bir layakat ve fazilet yok deyip o yüzden aldın şunu sindirip istiğfarına aitip o yüzden kemçini giyin. Ki la ilahe illallah ya ki başka zikirini başlasın deyip. Ne için? Çünkü Allah Ta'ala ozu tavfik vermese o kıbleye karar 10 yıl zikir kılın kalp açılmaya durur. Allah Ta'ala ozu tavfik verse hükümet de Allah diye sizden açılıp gelişim. Kalbiz yoğulup gelişim. Mehub olan isbatını Allah Ta'ala'ya nisbet verilişindeki nükte bende de ki yaman ahlaklarını ketkezişke bende özü hareket kılarken Allah ketkezmesi ketmeyi. Allah'dan şarkıtı uçun derslerini uzdan haydaşke urunarken Allah tavfik vermesi bulmayıydı. Allah'dan başka hemen derslerini unutup yalnız Allah bilen kalışını isterken şunu Allah onge reva görmese bulmayıydı. Bundan biz aladığın faydamız mehu bilen isbattan aladığın faydamız. Yani şundaki saflikke, hakiki bendelikke, insani kemalatke, erişişke hareket kılarken biz özümüzde kuvvet görmezlikimizdir. Ben 10 yıl roza tutamam hala pak bu kalemen demeksiz yok. Allah Ta'ala o zin paklagin deyip duruyor. Çünkü Allah Ta'ala ne dedi? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ Allah'ın fazla olmadığında مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Birer kişi paklanan mesleslerden.
ولكن الله يزكي من يشاء. Allah o'zi xohlaganini o'zi poklaydi. Palonchiga inobat qilib qo'l bersam, saharda tahajjud o'qib zikr qilsam, avliyo bo'lib qolaman deb o'ylamaysiz. Yoki o'zim turib har kuni zikr qilsam, kechasi namoz o'qisam yetishib qolaman, yo'q. Bu narsalar amallar albatta kerak. Bu bularsiz erishib bo'lmaydi o'zi aslida. Lekin bular vosita, vasila. Yetkazuvchi Allohning o'zi bo'ladi. Shuni ifodasi uchun hadis sharifda aytiladiki, bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro, ya'ni bir gaz yaqinlashaman. Nima degan? Bandam kichkina amal qilsa, men uni o'zimga katta amal qilgandek yaqin qilaman. Katta amal qilgandek uni qabul qilaman o'zimga. Deyish bilan birga men yaqinlashaman deyishdan murod nima? Men agar uni yaqinlashtirmasam, u yaqinlasholmaydi degan. Bandam men tomon yurib kelsa, men unga har valatan, ya'ni harsillab boraman degan, biz o'zbekchaga aytganda yugurib. Odam tez yugurish bor, sekin yurish, oddiy yurish bor, yugurish bor. Yugurish bilan yurishni o'rtasida harsillash bor. Harsillab yurish bor. Umrada tavofda yuguramiz-u, shahdam. Har valada shuni aytadi. Shunga o'xshagan yurishni aytadi. Buni ma'nosi Alloh taolo yugurib keladi odamga o'xshab degan emas. Uni mazmuni shuki, bandam ozgina amal qilsa, men unga katta amal qilgandek munosabat qilaman. Lekin men shunday qilaman deyishdan murod nima? Men shunday qilmasam u hech narsa bo'lmaydi uni amali degan. Men uni o'zimga yaqinlashtirmasam, u yursa men yurgandek uni o'zimga yaqinlashtirmasam, men o'zim yugurib kelaman deb nimaga aytyapti? Masalan aytsa ulardiki, agar u yurib kelsa, ataytuhu harvalata, men yugurib kelaman. Kelaman deyapti nimaga? Ya'ni u yursa men yugurgandek tezlataman o'zimga emas, men kelaman deyapti. Tezlik bilan birga u kelish o'zi tomonidan bo'lishini ifodalash aloqadamiz. Bu ya'ni mening inoyatim bo'lmasa banda erisha olmaydi degan. Men o'zim inoyat ko'rsatmasam banda menga erisha olmaydi. Bu bizga doimiy iltijo, doimiy tavajjuhni va Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tayanishni, hatto unga yaqinlashishni ham uni o'ziga tayanishni. Bo'lmasa Alloh tavfiq bermasa qila olmaymiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va salom ertalab turgandagi zikrlardan biri الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي في ذكري. أولغان مدنكين ترلترغان يعني أولغان مدنكين ويغادكين الله حمد بوسن ومنك أوزن ذكر قلشك إذن برغان حمد بوسن. الله تعالى إذن برمسا ذكر قلال ميس من وقت تلزد الله لسيزم قلب ذكر ميد قلب ذكر شه ووشا ذكر دن كشه باقليك تيوشه axloq, yomon axloqlarni o'zidan bartaraf qilishi yoki borib-borib Allohdan boshqani qalbidan chiqarishi faqat Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Mana shu nuqtani bizga o'qitirish uchun mahv isbot degan istilohni kirgizishgan. Endi shu Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lar ekan, uning mashiatiga, ixtiyoriga, xohishiga bog'langan bo'ladi, cheklangan bo'ladi. Banda o'zi quvvati bilan jalb qila olmaydi, iltijosi bilan jalb qila olmaydi. Alloh taolo nima deydi? Yamhullohu ma yasha'u va yuthbit. Alloh istagan narsasini o'chiradi, istaganini isbot qiladi, qoldiradi. Bir tafsirda o'zi asli bu oyatning mashhur tafsiri Lahul Mahfuzdagi yangi farishtalarning qo'lidagi bitiklarni, taqdirlarini o'chirib qoldirish. Va indahu umul kitob aslida Lahul Mahfuz o'zining huzurida. Ammo tasavvuf ahli ham o'zini aytmoqchi bo'lgan ma'nosiga foydalanyaptiki, asli o'chirib mahv qilish, isbot qilish Allohning ishi ekaniga misol qilmoqchi bu oyatda. Ishora qilmoqchi. Yana bir ishorada aytiladiki, oriflarning qalblaridan Allohdan boshqani eslashni o'chirib tashlaydi. Va muridlarni tilida Alloh o'zining zikrini sobit qilib qo'yadi, isbot qilib qo'yadi. Rasul akram alayhi salatu vasallam aytganlarki, biror tong yo'qki Alloh bandalariga ne'mat bermagan bo'lsa. Har bir tong borki Alloh bandalariga ne'mat beradi. Bandalariga beradigan ne'matlarining eng ulug'i ularining qalbiga o'zining zikrini ilhom qilib qo'yishi degan. Bandaga beriladigan eng ulug' ne'mat qalbingizga Alloh o'zining zikrini ilhom qilib qo'yish. Rasul akram alayhi salatu vasallam shunday dedi. Ana shu isbot durush. Alloh taolodan bandaga isbotdir.
Endi mahvul haqqi li kulli ahadin wa ithbaduhu ala ma yaliqu bi hali. Alloh subhanahu wa taolo biror bir bandaga mahv yoki isbotni qilsa o'sha bandaning holiga qarab qiladi. Bandaning holiga qarab unda mahv va isbotni Alloh joriy qiladi. Ya'ni undagi yomon narsalarni yoki o'zidan boshqa narsalarni uni qalbidan o'chiradi. Uni qalbiga go'zal sifatlarini, o'zining zikrini solib qo'yadi. Ammo buni bandan holiga qarab qiladi. Kimdadir bu narsa mukammal, kimdadir noqis bo'lishi mumkin. Alloh taolo bandan holiga qarab qiladi. Bu yerda bu nuqtani aytishdan murod mashiatki Allohning xohishiga bog'liq. Lekin Allohning hikmati taqozosi shuki bandan holiga qarab qiladi. Yana aytadilarki kim oman mahahul haqqu subhanahu an shahidihi. Kimniki Alloh subhanahu va taolo mahv qilsa o'zini ko'rishdan. O'zini ko'rishdan kimniki mahv bo'lsa, o'zini ko'rmaydigan odamga aylansa. O'zini ko'rmaslik oynada ko'rmaslik emas. O'zini o'ziga baho bermaslik. O'zida bir fazilatni isbot qilmaslik. Yo'inki o'zini holatiga o'zi nazar solmaslik, ya'ni qaysi ma'noda o'ziga e'tibor qaratish ma'nosida. Kimniki Alloh taolo shunday o'zidan mahv qilgan bo'lsa, an shahidihi degani an mushahadati nafsihi degani. O'zini mulohaza qilib, o'zini o'ylashdan kimniki uni mahv qilgan bo'lsa Alloh asbatahu bi haqqi haqqihi. O'zining haqqi bilan in Alloh taolo o'zini unda sobit qilish bilan unda haqiqatni sobit qiladi. Ya'ni u odamni foniy qilib o'zini qoldiradi qalbida degan. Qodir aytadigan bo'lsa. Kimniki Alloh taolo o'zini kimgaki Alloh o'zini unuttirsa, o'zi bilan band bo'lishni unuttirsa, o'rniga Alloh bilan band bo'lishni qoldiradi degan. Kimiki Alloh taolo uni وَمَنْ مَحَهُ عَنْ اِثْبَاتِهِ بِهِ. Endi Alloh taolo kimiki foniy qildi birovni, uni foniy bo'lganidan ham foniy qiladigan bo'lsa, uni tafriqa vodiysiga soladi va boshqalarni his qilishga, idrok qilishga qaytadi. Ya'ni kimniki qalbida o'zini ham unutish bo'lib bir g'ayba paydo bo'ladi. Kimniki Alloh mahv qilsa, g'ayba paydo bo'ladi, o'zini ham unutadi. U keyin uni qalbiga faqat Allohdan boshqani yodi qolmaydigan holatni soladi. U Alloh bilan band bo'lib foniy bo'lganini idrok qiladi shunda. Lekin o'sha foniy bo'lganini ham o'zidan unutib yuborsa-chi, o'sha holatga yetganda uni keyin o'zini hislariga yana qaytaradi. Allohdan boshqalarni ham idrok qila oladigan qiladi. Alloh bilan qolish bilan birga. Ya'ni Allohning maxluqlari bilan mashg'ul bo'lish Allohdan chalg'itmaydigan holatga keladi degan. Yana ham sodda aytadigan bo'lsak, masalan biz bir narsa bilan band bo'lib turgan bo'lsak, hozir dars bilan, yoki futbol bilan, yoki bir suhbat bilan band bo'layotgan bo'lsak, Alloh qalbimizdan chiqib ketsan chiqib qo'ygan bo'ladi. Qalbimizdan zikr ketgan bo'ladi. O'tirib qiblaga qarab o'tirib la ilaha illalloh deysak, bo'lishi mumkin qalbimizda zikr. Lekin Qur'on o'qisak, bir narsalayotsak, bir ish qilayotsak, bozorda savdo qilayotsak, qalbimizdan Alloh unutilib qo'ygan bo'ladi. O'zimiz bilmay qolamiz. E'tibor qiling-da, bir daqiqa surunkali zikr qilganingizni eslash qiyin. Bir daqiqa surunkali. Bir daqiqa tilmas. Qalb bir daqiqa surunkali. Allohdan boshqani eslamay, Allohni unutmay turganini bir daqiqa biror soniya chalg'itmasdan ushlab turish o'zi katta qiyinlik. Bir daqiqa bir davom bo'ldi. Shu qilaverasiz zikr. 10 soniyadan keyin birga bir borib qaytib keladi yana. Endi kimdaki qalbidan Alloh boshqa narsani o'chirib yuborsa, bosh birinchi martabada nima bo'ladi u? Alloh bilan band bo'lib qoladi-da, boshqa narsalarni unutib qo'yadi. Boshqa narsalar bilan band bo'lsa, Allohni unutib qo'yadi, Alloh bilan band bo'lsa, boshqalarni unutib qo'yadi. Lekin bir kishiki boshqa narsalarni unutib, Alloh bilan band bo'lsa, uni qalbi va Alloh bilan band bo'lib shu qadar sho'rg'usaki, o'sha bandligi bilan band bo'lmay qo'ysa,
Endi unda o'sha Allohni zikri bilan qalbidagi bandlik doim o'zining tabiatiga o'tgan bo'ladi. Keyin Alloh uni tafriqa holatiga, ya'ni boshqalar bilan muomalaga qaytaradi. Ular bilan bo'lgan muomalasida ham qalbi endi g'aflatga tushmaydi. Savol qilaveradi, qalbi zikr qilaveradi. Qur'on o'qiladi, qalbi g'aflatga ketmaydi. Dars tayyorlanadi, qalbida Alloh unutilmaydi. O'sha holatga chiqadi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ني تفسير شنو ديگه علماولار شوندك مسجد كيما ابات قلادي مسجد كيما ابات قلادي كيملارني او يерде تسبيح айтыш мотабар этиборга лойык шунча кириб юмалап чыкканлар эмес шундай кишилерки уларны Аллахны зикриден тижарат хам алды сатты хам чалгытмайды баз муфассирлар чалгытмайды тижарат хам дегенден мурад Cemaat namazından kamaydı iş bilen bent bulup deyip tefsir kıladı. Yani bazı ulamalar kendi tefsir kıladı. Sauda kıpturgen peyittehen kalbi zikirden toktamaydı. Damla Ahmet Can Kukustani diyen kişi otkerler Surhandaryo'da. Sarasiyo'da. Takriben 93. yılı afat etkerler. Uzlarını, ustazlarını, mürşidlerini, kızını alın ekerler. Kelin bilen, kelin kelip, en kelin aldığı kelip yoturttular. Gözleri getirdi, ertelep uygansılar. Kelin yığlayıkkenmiş. Kelin yığlayıkkenmiş. Kim kuh getirdi, yani ustazının kızı. Ne bir doğru iş kıldı mı ki? Ya razı mes mi ki? Mecbur bulup değdi mi ki bu? Deyip kelin paşa neme dikkatçilik, neme yığlayabiz. Neme kemçilik. Dese, ya yok deyip, ya aytasız deyip. Neme hapa bulu diye iş buldum. Dese, ya ben kursam bu genimle yığlayabim ben. Şükür ayet. Nemeye şükür ayet. Nemeye kutsam olun. Siz uhlak kaldınız, gözünüz gitti, hurayet diye bizde kalbinizden Allah, Allah diye sana çıkıp öptü diye. Uhlasayım kalbi doktamıyor diye bakmayın. Albette o adam başka iş kılıyken de, Murabu'yla gebleşirken de hem, sağda kılıyken de hem o zikir doktamıyordu. Hani şu adam met yaptı. وَرَدُّهُ اِلَى شُهُودِ الْاَغْيَرِ Tefrikaya kaytaradı, başkalarına hem muamelesini kılıştı, kaytaradı. Faniyeli giden hem faniye baba kendinden keyin. O fakat Allah bilen koyan buladık batını. Batını şuna koyandın ki zahırını mı bilen başvur buladık batını uzgar mıydı? Biz batında böyle hazır bir nesneye karasak, başvur bulsak zikirden, kalbimizden zikir ketip kaladık. Ama o mertebedeki kişinin kalbi tuğla bağlanken buladık da çalgımıydı. Zahırdaki nersen bilen batını çalgımıydı. Şunu eti yaptılar. Bizde bir koşunumuz bu arada. Qartağa derdik. Şu kişi ayet verirdi. Bir tanışı var eken. Kalkosu dehkan eken. Cüde ikhlaslı, muhabbetli adam eken. Lekin kolu yukka şu itimenden keşkeçe işleydi. Ailesini bakardı. Halal kesip bilen. Bir murabbiyini aldıge varım. Murşidde aldıge varım. Tahsimenge hem vazife vereyim. Benim şu Allah'a yakın olayım. Dipti. Dese o kişi ayet ki ustazı. Ben zengeyinde teheccüd büyürsem. Kechasi namoz o'qib, zikr qilib ibodat qilsang, kunduzi ishlamaysan, sen halol kasb qilib, oilani boqayotgan odamsan. Seni kasbingga to'g'ri kelmaydi. Ro'zaga buyursam ham, nafl ro'zalar tutsang, kunduzi ishga yaramay qolasan. Senga bitta vazifa beraman xolos. Ketma urasan, lapatga urasan-ku debdi. Alloh, Alloh deb uraverdi debdi. Bo'ladi. 5 vaqt namoz o'qigan va ishingni Alloh, Alloh deb qilgan. Ketmani urganingda Alloh, Alloh Allah deb o'rgan. Shu xolos senga vazifa. Shunday qilib yurgan ekan. Vafot etgandan keyin kirdik deyishadi. Kirdik, biz yudik. Tanadan jon chiqqan deydi. Lekin qalbidan Alloh, Alloh degan sado kelib turdi deydi. O'sha holatda kafallar kim deydi ish. Qalb shunday o'rgangan. Bu mana shu ya'ni kishi Batını Allah bilen bağlanıp, zahirdeki başkalar bilen bağlanışı, onu çalgıtmayı diye haletke çıkanı şu. Bu, üzletten yukarı makam oladı. Üzlette kişi çalgınmasını için Allah'a da bulup ibadet kıladı. Lekin kişinin batını tuğla Allah'a bağlanırsa, o kin adamlarla erilirse hem kalbi üzülmedi. Şunu ki sefer der vatan ya ki hılvet der encümen dedi. Encümenin arasında hem hılvette kaladı kalbi. Tasavvuf bizi Naqshbandiyalarning qoidalaridan biri shu. Xilvat dar anjuman degani zohiri odamlar bilan bo'ladi, botini Alloh bilan bo'ladi. Zohirdagi muomalasi, gapi, so'zi, savdosi, ishi
dersi kalbini Allah'dan çalıntıp koymaydı. Şu haletini beledi diyebilirler. Bu en yukarı makam çünkü peygamberlerin sünnetleri şu. Peygamberler adamlardan üzülmeydiler, üzülette bulmaydılar. Belki daimi halk ile buladılar. Malum vakitte yetkif oturuşları var, ibadet için üzületleri var. Lakin umumi halette halk ile buladılar. Adamların hacetini çıkarış bile ben buladılar. Kişilerine talim veriş bile ben buladılar. Lakin kalpleri üzületteki adamdaki Allah'dan üzülmeydiler. Çünkü İmam-ı Ahmet Bişri Hafi hakkında yapıp duruyorlar ki Bişri Hafi'nin bu kemalatta velayette özünün ortağlarından uzit yetkeninin bayisi ular üylenip bala çakalı bulup bu kişi üylenmegeniden diyen. Üylenmegeni için uçnaka aile bilen teşrif bilen bent bulmagen bimolar ibadet kılıp bimolar ilim okuyen. Farkı bulup. Arkasına etkenler ki eğer üylengendiydi iş tamam giderdi. Hakiki kemal giderdi. Yani hud şu derecesini üylenip durup kıyendiydi. Bana şu hazırki ibadeti, şu zahirliği, şu ilmi, şu riyazetini yani ki ailehem bu gendiydi. Bu kişi kemalge tuğla yetken bulardı. Çünkü peygamberlerinin derece atışı. Çünkü dedi ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ayarlarını kubuk durup Allah'dan çalgın meslekleri kemalatlarını belirliğine. Dokuz demez, iki tane adam oyan adamlar ağzı hemen öteşe var ya. Halveden baş çıkmasın. Ya bir tane, ya birincisini koyup, ya ikincisini koyup dinçeyim. Ya ki kâsını yem aladı, o zaman bent bulalım. Hayali yem, köyünü yem dinçmez, bent. Katta nerseler, katta işler ya dursun. O şu kelahatın ortası da soyulup getirdi. Bu kuvvetli kemliğe acizlikten. Dokuzta hatun bosa da, dokuzdalar ikide grupta bölünüşken oz. Bir tane Ayşe raziyallahu anh, abla yine başkaları hala öyle bölünüşken. Ularını, ular şu, şunca ayağı olup durup, ulardan, çalgın meslekler, uların tamınatını cayda kırışları bilen bir gel. Allah'ın hakkını hem tuğla eda kılıp, cemiyetini hem tuğla terbiye kırışları bu, yetip bulmaz kemalattan bu. Şu, bu kişi etmekçi olan mana. Başkalar bilen zahirde bent buluş, kalbini Allah'dan uzmaydı. Bir dakika hem saniye. Bir kişi şibliğe etkenken ki, demek ki sizi bir bezota görüyor ben. Eğer akır Allah siz bilen, siz Allah bilenmez mi? Demek ki vali ki, fıraktaki adamdaki bezota bulas, Allah siz bilen ki, siz Allah bilenmez mi akır? Dese o kişi etkenken ki şibli, eğer ben o bilen bilen bulgenimde, o bilen birge bulgenimde, özümde bulardım. Özüm bulardım. Özüm, öz ihtiyarımda bulardım yani. Lekin men o istegen nersede mahvum bulgenme. Yani beni öz tasarruf kıladı. Ben halatımı Allah'ın öz tasarruf kıladı. Ben eğer özümde bu Allah da o bilen birge bulgenimdeydi degeni yani birgelikini kıskıgenimdeydi. Birgelikini kıskıgenimdeydi. Ben özüm idrak kıpturgen bulardım. Birgelikini kıskılışmaz, ben yoku bugem ben. Nevai etken fena. Kim aradın, sevlik o millik ketib. Sevlik o millik aramızdın ketib dedi. Sevlik o millik aramızdın ketib. Kim ketib men, ok sen kalıp dedi. Yani men, sen men degen düşünce ketib, sen özün kasımı men yoku ketsel dedi. Şibli hoş halat etti. O bilen birge bugenimde, özümde bulardım degen. Yani ben o men deyip kıskı duruyen bulardım. Ben ona halat demez mi? Ben özümü yok. Özümü kıskılar diye halat demez mi? O beni tasarruf kulu yaptı. Kandeyi tasarruf kısı. Fakat o bilen bakmam ben degen. Özümden masuva bugen ben degen. Nevai etkenler başka ayetlerde ul köngül közgüsüdün mahu eyle nakşi masuva. Evvel köngül közgüsüdün mehveyle nakşi masuva. Evvel köngül közgüsüdün mehveyle nakşi masuva. Yani Allah'dan başka narsanı kalbinden mutlaka uçurup taşladığında şu mehvuna etkiler.
Şimdi ilham etkenleri şu mana. Vel mahku endi tasavvuf ahlini istilahında yine bir söz var. Mahudan başka. Mahk deydi. Mahk. Mahk, mahudan hem yukarı buladı. Kaysın manada? Dese etediler ki mahuda adamın uzundan az yine eser koyan buladı. Kancadır uzun hakkında idrak buladı. Ama mahkta mutlaka kalmaydı. İnsanın özünden özü asaret kalmaydı. Özümden özümge ölüş kalgençe özünden haydedim, bozlay başladım. Özümden özümge ölüş kalgençe özünden haydedim dedi. Allah Ta'ala'nın yadı bilen bulup kişi mutlaka mahrum buladı. Özünü hem esnemeye koyuyor. Bu mecnun buluşmaz. İtibarından düşüş manasıdır. Özünün itibarından özü düşüşü manasıdır. Hulasa-i kelam. Bu kavminin, bu ulamalarının, tasavvuf ulamalarının himmeti hulasası şu ki nihayet ularını, ahir himmetlerinin yukarısı şu ki Allah Subhanehu ve Teala ularının özlerini idrak kılıçdan mehu kılsayu özlerine ularını kim kaytarmaz. Şunu istediler. Allah Teala özü menfaatini eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyke ve rahmetullah.